Merhaba, bugün Def Yalesi'nin mutfağında sizlerle mış gibi serimizde bu sefer de cheddar peyniriymiş gibi bir şey yapacağız. Neden böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz? Çünkü görüyoruz ki artık laktozun zararlarını, süt ürünlerinin bize ne kadar faydası olmadığını sık sık konuşur olduk ve herkes bunlardan birazcık uzak durmaya çalışmaya başladı. O yüzden ben de size cheddar olmasa bile cheddar gibi gözüken ve rendelenebilen bir peynir yapacağım bugün. Cheddar'ın en belirgin özelliklerinden bir tanesi sarı rengi. Biz bu sarı rengi yakalamak için havuç suyundan faydalanacağız. Bunun için slow stir'ımı kullanarak ilk önce havuçlarımı sıkıyorum. Evet, tarifime renk verecek olan havuç suyum hazır. Havuç suyu sıktıktan sonra kalan bu posalarımı da tabii ki atmıyorum. Bunlardan da harika bir havuç posası kraker yapmıştık. Onun linkini şurada bir yerde görebilirsiniz. O zaman şimdi diğer malzemelerime geçiyorum. Evet, bildiğimiz üzere normalde bitki temelli peynir dünyasında en çok kullanılan şey çok yağlı yapısı sayesinde kaju. Biz bugün ama kaju değil, bunun yerine ay çekirdeği kullanarak hem daha ekonomik hem de tadı biraz daha farklı bir peynir elde etmeye çalışacağız. Bazımızı oluşturan ay çekirdeğini bir gece önceden suda beklettim. Şimdi agar agar dışındaki bütün malzemelerimi ilk önce blender'ımı alacağım. Ve biz burada peynirin kıvamını vermek için bu kez agar agar dediğimiz bitki temelli dünyanın jelatininden, deniz yosunundan elde edilen bir tozdan faydalanacağız. İlk önce çekirdeklerimi haznemin içerisine alıyorum. Bu bahsettiğim agar agar denen deniz yosununun bir tane özelliği var. Kıvam vermesi için, aktif hale gelmesi için ısıyla temas etmesi gerekiyor. Burada da normalde işte böyle bir ocakta ısıttığınız bir suda ilk önce aktif hale getirebilirsiniz. Ama ne oluyor? Biz burada havuç suyu kullanacağız. Öyle bir işlem yapsam bunun güzel rengini kaybedecektim. Oysa ki BlendTech'in birazdan göreceğiniz çorba ayarında zaten bütün karışımımı BlendTech hızıyla, motor gücüyle ısıtacağı için direkt olarak agar agarı bunun içerisine aktif hale getirebileceğim. Şimdi havuç suyumu ekliyorum. Limon, tuz, besin mayası, birazcık kırmızı biber, sarımsak tozum, soğan tozum. Rengini iyice sarartsın diye zerdeçal ve daha önce yapmış olduğumuz tarifini şurada görebileceğiniz sebze tozumdan ekliyorum. Bu da çok güzel lezzet katacak. Yağ olarak da içerisinde tahin kullanacağım. Evet, şu an agar agar dışındaki tüm malzemelerimi haznemin içerisine koydum. Ve ısınana kadar bunları çevireceğim. Bunu yapmak için de şuradaki çorba işaretine basıyorum. Evet, gördüğünüz üzere dumanları tütüyor. Yani istediğim ısıya geldi. Kıvamı da çok güzel. Şimdi son malzemem olan agar agarımı içerisine çevirirken yukarıdaki delikten ekleyeceğim. Ve birazcık da onunla iyice homojen hale gelene kadar döndüreceğim. Sonra da kalıbıma dökmeye hazır hale gelecek. Şimdi karışımımı
şeklini almasını istediğim bir kaba koyuyorum. Yaklaşık birkaç saat içerisinde buzdolabında zaten kıvam alıp katılaşacağını göreceksiniz. Ama bir gece bekletirseniz çok daha istediğimiz bir kıvam elde edeceksiniz. Üstünü ne şekilde bırakırsanız bu kalıptan o şekilde çıkacaktır. O yüzden mümkün olduğunca düzlemenizi öneririm. Müthiş. O zaman şimdi de biz hazır olmuş halini görelim. Evet, benim bir gece önceden hazırlamış olduğum peynirim tabii ki hazır. Ben genelde kenarlarını sevdiğim bir baharat veya tohumla kaplayarak servis etmeyi tercih ediyorum. Burada da rengiyle çok güzel bir kontrast oluşturduğunu düşündüğüm için cheddar'ı da genelde çörek otu kullanıyorum. Ve tadına da çok yakışıyor. Evet, belki tadı sizi tam bir cheddar tadı gibi kandırmayacak ama emin olun ki sofralarınızda peynir diye kandırabileceğiniz ve aynı zamanda sandviçlerinize veya birazdan yapacağımız gibi omletlerinizin içerisine koyabileceğiniz bir muadil yapmış olduk. Evet, bu peyniri birazdan nasıl kullanacağımı görmek veya daha başka videolarımızı ve tariflerimizi görmek için Def Yalesi'nin YouTube kanalını takip etmeyi ve yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.